Merhaba arkadaşlar, Hakan diye bir arkadaşımız Afrika TV'nin siyah renkte olan modeli için benden giyim önerileri istedi. Kask istemedi ama ben kask içinde bir öneri yapacağım. Tam full kombin giyim olsun diye. Kask olarak dış kabuğu gerçekten dayanıklı olan Shark Spartan karbonu öneriyorum. Ama tabii ki hani siz farklı kasklar alabilirsiniz. Mesela Premier Dragon veya Scorpion Exo gibi farklı kasklar alabilirsiniz. Benimki sadece öneri. Shark Spartan karbon da gerçekten iyi bir kask. Çünkü dış kabuğu kompozit yapılmış karbon yapıda bir kask. Ön havalandırma kanalları zaten hani gerçekten iyi hava alıyor. İç hava kanalları gerçekten çok iyi. Önünde şu şekilde hava kanalları var. Buğu yapmasını engelliyor. Üst tarafında hava giriş kanalı var, yine elle idare ediliyor şu tarafta. Ve tabii ki hani şurada bir güneş yüz ürünü açmak için yeri var. Onu da şöyle göstereyim. Şuradan açıldığı zaman içinden hemen görebiliyorsunuz. Şöyle güneş yüz ürünü tam tepesinden açılıyor. Yani kolay erişebileceğiniz bir yere yapmışlar. Ve bakış açısı gayet geniş. Yüzünüze çok iyi oturuyor. Tabii ki bedeninize göre aldığınız zaman. Kolaylıkla oturabilir bir yapıda, aynı zamanda hani rüzgardan dolayı oluşabilecek sarsıntı ve sesi de en aza indirgemişler. Double D bir bağlantıya sahip ve çenenizi yırtmasın diye altında hemen şu şekilde bantlar yapmışlar. Bu bantlar da gerçekten yumuşak. Dediğim gibi kafanıza ve boynunuza çok iyi oturuyor. Ve işte hani rüzgar testlerinden de gerçekten geçmiş bir kask. Eğer bunu alırsanız, bunun farklı kabuk yapıları var. Bu farklı kabuk yapıları sizin kafanıza göre ağırlığının azalmasına veya artmasına sebep oluyor. Shark Spartan Carbon 1390 gramlık bir kask. Büyüdükçe bu ağırlık artıyor. Ama bu XL bir XL bedende 1390 gramlık bir ağırlığa sahip olması gerçekten iyi. Burun pedi var. Çene pedi var. Çene pedi şu şekilde şöyle açılıyor ve onun hani açılıp kapatılabiliyor olması bence iyi bir özellik. Çünkü hani çıkartırken çenenize veya işte burnunuza sürtünmeden, size yara vermeden çıkartabiliyorsunuz. Yara vermeden değil de hani ne denir? Yüzünüzü yırtmadan kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz. Bu çene pedlerin bazıları sert oluyor, bazıları yumuşak oluyor. Bunu hemen alta katlıyorsunuz. Şu şekilde açılıyor. Hemen alta şak diye kapanıyor. Şu şekilde ve hani burada herhangi bir boşluk yaratmıyor. Ön havalandırma kanalı şu şekilde basitçe açılıp kapanıyor. Kasklarda aslında hani her şeyin basit olması gerçekten çok önemli. Çünkü zaten kaskın işte camını açmak olsun, işte vizörünü açmak olsun, bunlar kolay ulaşılabilir. Kolay ulaşılabilir ve kapatılabilir, açılabilir şekilde yapılması sürüş açısından da çok iyi bizim için. Aslında hani Hakan bir kask istememiş ama ben kasktan girdim diğer arkadaşlara da örnek olsun diye. Dediğim gibi Spartan almayabilirsiniz. Yani Premier Dragon alabilirsiniz mesela. O bizim sitemizde de var. Ben linklerini zaten açıklama kısmında paylaşacağım. Scorpion Exo alabilirsiniz. HCC IS alabilirsiniz. Yani tamamen sizin bütçenize bağlı. Bu 3000 liranın üstünde olması lazım ama Premier Dragon 2000 lira civarlarında bir ve aynı zamanda hani aramid, karbon, böyle kompozit bir yapıda bir kask. O yüzden de onu da tercih edebilirsiniz. Shark'ı da tercih edebilirsiniz. Monta geleyim. Hani ithalatçılardan az geldiğim için artık bazı montların hepsini tanıtamıyorum. Mesela işte Revit'in Eclipse modelini al diyecektim ama mesela bizim mağazamızda yok ama Revit'in Eclipse modeli daha önceden tanıttığımız bir model ve ondan memnun kalacağına eminim. Ama şu anda hani yaz ve bahar için kullanacağım demişsin. Revit Eclipse baharda biraz soğursa seni üşütebilir. Bence Venom Turex bu konuda daha iyi. Neden? Bunu 3 mevsim neredeyse giyebilirsin. Yani baharın soğuk günlerinde de giyersin. Kışın ortalama sıcak günlerde de giyebilirsin. Bunun hani şöyle bir yapısı var. Dışında zaten fileli bir dokusu var. Çıt çıtları var, fermuarı var. İçinde astarları var. Astarları çıkartabiliyorsun. Arkasında bir tane koruma ile sırtlıkla geliyor. Bu astarları çıkarttığın zaman iyi hava alabiliyor.
Ön tarafında iki tane cep var. Buralarında havalandırma girişleri var. Burada aynı zamanda cep bunlar. Aynı zamanda pardon, havalandırma girişi değil. Bunlar cep. Ve hani iç tarafında da cepler var. İçinde de cepler var. Astarı çıkarttıktan sonra bu kullanılabilir bir cep olarak içinde bir tane daha cep var. Kolları sıkılaştırılabiliyor. Yani hani bu dört dörtlük bir kumaşa sahip olmasa da gerçekten iyi bir yapıda, senin de 3 mevsim idare edebilecek şekilde yapılmış. Kollarında kol sıkıştırmaları var. Bir tanesi çıt çıtlı, bir tanesi şöyle ne denir? Cırt cırtlı yapılmış. Bunlar çıt çıt, bunlar cırt cırt. Şunlar bileklerinde de yine cırt cırt var. Fermuara sahip. Aynı zamanda tabii ki CE onaylı korumaları var. Özellikle hani dirseklerinde ve omuzlarında. Ayrıca bunların omuzlarına şöyle körük mekanizması yapmışlar. Yani omuzlar biraz daha genişlerse, biraz kilo alırsa zaten bu da biraz daha göbek kısmı büyürse diye biraz daha esneme yapabilecek şekilde yapılmış. Dediğim gibi iç hastalara çıktıktan sonra yazın rahatlıkla ve ferahlıkla kullanırsın. Çünkü delikli bir yapıya sahip. Ama hani çok ferah bir kullanım yapabilir misin yazın? Hayır. O yüzden de hani Revit Eclipse dedim. Revit Eclipse alabilirsin. Magna Sunrise alabilirsin. Magna Sunrise'ın linkini de koyacağım ama bizim elimizde çok fazla beden kalmadı. Onu da söyleyeyim. Daha önceden tanıttığım Venom Spin vardı. Venom Spin'i alabilirsin. Bir önceki tanıtımda onu görebilirsin. Arka tarafını da şöyle göstereyim. Belinde 3 tane cırt cırt var. Onunla sıkıştırma yapılabiliyor. Ve hani onunla sıkılaştırdığın zaman bele gerçekten çok iyi oturuyor. Arkası da çok kısa bir mont değil. Bu mont alınabilir. Yani Venom Turex diye bakarsan sitemizde, bir de açıklama linklerini görebilirsin hemen altında. Revit'in Cheyenne eldivenlerine geçeyim. Bu Revit Cheyenne gerçekten hoşuma giden eldivenlerden bir tanesi. Bu yazlık versiyonu hem çünkü el ayasını sıkıştırmak için, hani elin üst kısmını, alt kısmını sıkıştırabilmek için oynamasın diye, bir boşluk yaratmasın diye bir tane bantı var. Bilek yerleri gerçekten iyi koruma içeriyor. Bileğin üstü, yani hani şu kısmında da koruma koymuşlar. Cırt cırtlı bir model. Cırt cırtların dibine de koruma koymuşlar. Gerçekten hani korumalı bir eldiven. Hem üst tarafından hem eldivenin kendi yapısında olan deliklerden dolayı bu gerçekten iyi bir eldiven. Çünkü hani hem delikli hem hava alabilir. Aynı zamanda eklem yerlerinde gerçekten iyi korumalar var. Ve hani yumruk koruması da çok iyi. İç koruması, bilek koruması, baş parmak koruması. Her şeyi iyi yapılmış. Küçük parmağını korumak için bile 3 tane şöyle eklem yeri koruması yapmışlar. Bu bence şahane bir eldiven. Özellikle de hani Afrika TV'ni kullanıyorsan hani uzun biraz, hani şey, bilek yeri birazcık uzun. Bunları kullanabilirsin. Hani farklı öneriler de var. Onları da yine açıklama kısmında yazacağım. Sen pantolon önerisi de istemişsin. Ben de Venom'un yeni yazlık pantolonunu öneriyorum sana. Bunların hepsinin fiyatlarını açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında ben daha önceden hani fiyatlarını oraya yazıyorum demiştim. Bazı arkadaşlar bilmiyor. Keşke fiyatlarını bilseydik diyor. Hepsinin açıklaması yanında fiyatıyla orada duruyor. Linkini de zaten hani sitemize veriyorum ki oradan gidip alabilin diye. Tamamen hem korumalı, şöyle diyeyim, hem kalça korumaları var. Bunun tamamen yazlıktır, kışlık değildir. Çünkü tamamen yani %50'si file, %50'si de tamamen kumaştan yapılmış bir pantolon. Diz yerlerinde, şuralarında şöyle şuradan çıkartılıp takılan korumalar var. İçinde de Impact-Tek korumalar var. Şöyle yeşil, bunlar çarptığı zaman sertleşen korumalar. Önünde bir fermuarı var. Bel yerinde tekrar kemer veya işte o tarz bir şey takabilmek için yeri var. Belinde de yine cırt cırtları var. Ön tarafında cepleri var. Dediğim gibi koruma cepleri var. Buraya korumanızı koyabiliyorsunuz. İsterseniz siz başka bir koruma koyabilirsiniz. Bilekleri yine cırt cırtlı yapılmış şöyle. Yani ayak bilekleri cırt cırtlı yapılmış ve yine fermuarlı yapılmış ki rahat rahat ayağınızı sokabilin diye. Bu da Venom'un pantolonu. Bence iyi bir pantolon. Hani yaz için gerçekten iyi pantolon. Kış için yine Venom'un pantolonlarından bir tanesini yazabilirim. Bu da AirTag. AirTag nasıl bir model diye soracak olursanız,
Gerçekten hani hem körük mekanizması var, ayağınız hafif yamulduğu zaman da şu körük mekanizması ayağınızın hani şeklini ne denir alıyor diyebilirim. Arka tarafında da küçük bir körük mekanizması var, bilek korumaları var. TCX'in tabii Airtek'i ön burun koruması var, arka topuk koruması var. Bu gerçekten iyi bot. Yüksek kapandığı için de hani yüksek uzun bir bot olduğu için de hani ön tarafında da koruması var aynı zamanda. Sizin hani kaval kemiğinize kadar koruyacaktır. Tabii bunun koruması da var. Diyelim bunu giydiniz, bu pantolonu giydiniz Venom'un. Bununla beraber gerçekten iyi koruyacaktır. İçi nefes alabilen bir yapıda. Ter belirli bir kısma kadar hani suyu tamamen emmiyor, atmıyor içine ama siz terlediğiniz zaman içinden bunu çıkart hani belirli bir emme kapasitesine sahip. Fermuarlı ve cırtçırtlı olarak yapılmış buradan. Yani kolaylıkla kapanıyor, açılıyor ve gerçekten iyi botlardan bir tanesi. Numarasını bulamayabilirsin. Başka önerilerim de olacak. Onları da yazacağım. Afrika TV'nin siyah modeli için vereceğim örnekler bunlar. Ha, dersin ki yani siyah modeline niye kırmızı alayım ben? Tamamen siyah almak istiyorsan bunun siyahlı grili olanı da var. Venom montun, Turex'in veya Venom spin alabilirsin dediğim gibi. Venom spin değil de başka bir tane daha vardı. Venom Dynamic, yok o çok iyi değil. O da 3 mevsimlik yazık bağ gibi değil zaten. Bence Venom spin olabilir. Hani ucuz fiyatlı gerçekten. Venom Turex olabilir. Bu da uygun fiyatlı. Ama ha ben Venom markasına çok fazla bu kadar para vermek istemiyorum. Ben hani para verdiğim zaman daha farklı şeyler almak istiyorum dersen bence Revit Eclipse al. Dynasty'de de birkaç tane mont vardı ama isimleri şu anda aklıma gelmiyor. Eğer gelirse aklıma onları da yazacağım ben. Başka ne önerebilirim? Fiberglass'un eldivenlerinden alabilirsin. Dediğim gibi Shark Spartan alacağına Premier Dragon Evo alabilirsin. Veya Scorpion Exo 1400 alabilirsin. Onun gibi önerilerim olabilir. Veya Shoei GT Air alabilirsin. Shoei GT Air'lar da olabilir kask olarak. Şimdilik önerilerim bunlar. Umarım yararlı olmuştur. Hepinize iyi sürüşler. Ha bu arada pardon, iyi sürüşler demeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Bu hani benim bu sunduğum ürünleri veya sizin aldığınız ürünleri tüm arkadaşlar ne kadar dayanıklı olduğunu bilmiyor. Ha bu bunların dayanıklılığını yorumlara yazın. Mesela işte ben Venom'un Turex'ini aldım. Bu Turex'i aldım. Ha çok dayanıklı bir mont değil. Çünkü şundan dolayı. Veya işte TCX'in Rush modelini, Airtek'i aldım, Falcon'un şu botunu aldım, Shark Spartan Carbon değil de Riddle alın gibi öneriler yapmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü bu önerileri diğer arkadaşlar görüyorlar. Arkadaşlar gördükleri zaman paralarını boşuna vermemiş oluyorlar ve gerçekten performans fiyat karşılığını alabilecek ürünler almış oluyorlar. Zaten arkadaşlarımız buraya geldiğinizde, mağazaya geldiğinizde veya motosiklet aksesuarlarından alışveriş ederken ben şunları aldım, bunun yerine başka bir şey tavsiye eder misiniz diye telefon edebilirsiniz. Telefon etmekten çekinmeyin. Buradaki arkadaşlarımız size her zaman güler yüzlü şekilde hizmet vereceklerdir. Hani en iyisini alacağınıza sizin emin olmanız için çalışacaklardır. Mağazaya geldiğiniz zaman size yardımcı olmaya çalıştıklarını zaten göreceksiniz. Umarım yararlı olmuştur. Şimdi bitiriyorum. Hepinize iyi sürüşler.